Merhaba sevgili gençler. BGM, Bir Garip Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün bölünebilme kurallarını işleyeceğiz. Başlamadan konunun içeriğinden bahsedeyim biraz. Bu konumuzda 2'ye bölünebilme, 3'e bölünebilme, 4'e bölünebilme, 5'e bölünebilme, daha sonra 6, 7 yok. 7 daha sonraki sınıflarda lisede işlenen bir konu. Ama kanalımıza 7'ye bölünebilmenin de videosu var. Kısa böyle bir buçuk dakikalık bir video çekmiştim. Daha sonra 8, 8 de yok bu sene. 9, Dokuz, 9'dan sonra 10 var. Daha sonra 12-15'i de kısaca kurallarından bahsedeceğim size. Konu anlatımımız olacak. Örnekler çözeceğim. Kendinizi test edebileceğiniz, konuyu anlayıp anlamadığınızı ölçeceğiniz sıra sende bölümü koydum. Ve video sonunda da özel bir sorum olacak. Cevabı bulup yorum kısmında benimle paylaşacaksınız. Şimdi dersimize kalem kağıt olmadan başlamıyoruz. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. İlk olarak en temel kuralımızla başlayacağız arkadaşlar. 2'ye bölünebilme. 2'ye tam bölünebilme kuralı çok basit. Son rakama bakacaksın. Son rakam. Son rakamı 0 2 4 6 8 0 2 4 6 ve 8 yani çiftse sayı tam bölünür diyorsunuz. Kural çok basit. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Nereye bakacağız? Son rakam. Unutmayın 2'nin kuralı son rakam. Son rakam 8 çift. O zaman bölünür. Son rakam 9 yani tek. Bölünmez. Son rakam 3 bölünmez. Son rakam 0 bölünür. Yani diğer rakamlara bakmana gerek yok. Şimdi bu dört örneği de 2'ye bölünüp bölünmediklerini sen kontrol edeceksin. Videoya 5 saniye ara vereceğim. Durduruyorsun, cevapları buluyorsun. Evet, süre doldu. Hemen çözelim. 2'nin kuralına göre yapacaktık. Son rakam çift olacak. Çift mi? Evet. Çift mi? Hayır. Çift mi? Hayır. Çift mi? Evet. Bakın bu kadar uzun bir sayı olmasına rağmen sadece son basamağa bakmak yeterli. İki'nin kuralını anladık. Son rakama bak, çift mi değil mi? İki'nin kuralından dördün kuralını atladık şimdi neden? Çünkü iki ve dördün kuralları birbirine benziyor sevgili gençler. Kuralı hemen yazalım. Kuralımız şöyle. Bu sefer iki'nin kuralında son basamağa bakıyorduk ya. Dördün kuralında son iki basamağa bakıyoruz. Son iki basamak dördün katı mı değil mi? Mesela son iki basamak 16 ise ya da 23 ya da 24 ise tam bölünürler. Özel olarak son basamak 0 0 olursa da tam bölünüyor arkadaşlar. Çünkü 0 4'ün 0. katıdır. Öyle kabul edeceğiz. Örneklerimizi inceleyelim isterseniz. Nereye bakacaktık? 4'ün kuralı olduğu için son 2'ye. Son 2'de ne var? 20 var. 20 sayısı 4'ün katı mı? Evet. 20 sayısı 4'ün 5 katıdır. Doğru. Geliyorum. 15 sayısı 4'ün katı mı? Değil. 16 olsaydı olurdu. Ya da 12 olsaydı olurdu. Fakat 15 olmuyor. Son iki basamakta iki tane sıfır var. Az önce de şurada da anlattığım gibi. 4'ün sıfırıncı katı olduğu için ne diyoruz? Tam bölünür diyoruz. Bu son örneğimizde de 16 yazıyor. 16 zaten 4 kere 4'tür. Bu da tam bölünüyor. Şimdi 4'e bölünebilme ile ilgili. Şuraya 4 yazayım. 4'ün kuralına göre bunların hangisi bölünüyor, hangisi tam bölünmüyor bunu bulacaksınız. Yine 5 saniye bekleyeceğim. Durdur ve çöz. Evet ilk örneğimizle başlayalım. Son iki basamağa bakıyorduk. Dördün kuralı. 24 yazıyor. 24 4 kere 6'dır. Olur. 76. Bakın böyle büyük sayılarda şöyle bir pratik yapın. Bu 40 ile 36'dır değil mi? 40 zaten bölünür. 36. 36 da 4 kere 9'dur. Yani bölünüyor. 84. Şöyle ayırabiliriz. 40, 40 ve 4 olarak. 40, 40, 80 yapar. 84. 40 bölünür. 40 da bölünür. 4 de bölünür. Yani 84 de tam bölünüyor. Bu arada sayıları rastgele yazmıştım. Hepsi bölünüyor galiba. 0, 0 son iki basamağa bak. Zaten tam bölünüyordu. Evet şans hepsi tam bölünüyor çıktı. 2 ve 4 anlaşıldı değil mi? Bakın 2'de son 1'e bakıyorsunuz. 4'te son 2 basamağa bakıyorsunuz. Kural olarak. 3'ün kuralına geliyoruz. 3'ün kuralı da arkadaşlar hemen uzatmadan söyleyeyim. Topla diyoruz. Yani rakamlarını toplayacaksın. 3'e bölünüyor mu bölünmüyor mu ona bakacaksın. Örneklerimize bakalım isterseniz. Rakamları toplayacağım. 2'ye 5 ekle 7, 7'ye 8 ekle 15 yaptı. Bu sayıyı bulduktan sonra bu 15 sayısı 3'e tam bölünüyor mu? 15 3'e bölünür çünkü 3 kere 5'tir. O zaman sayı da 3'e bölünüyor demektir. Anladık olayı. Rakamları toplayacağız o kadar. Toplayalım. 4 2 daha 6. 6 3 daha 9. 9 1 daha 10. 10 sayısı 3'ün katı mı? değil 9 olsaydı tam bölünecekti ama 10 olduğu için 3'e tam bölünmüyor. Bakalım hepsi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Topladım 7. 7, 3'ün katı mı? Hayır. Toplayacağım. 3, 7 daha 10. Burada 12, 4 daha 16. 1 daha 17. 17 sayısı 3'ün katı mı? Değil. 15 olsaydı olurdu. Ya da 18 olsaydı da yine 3'e bölünürdü. Fakat şu haliyle bölünmüyor. Hani böyle sayamıyorsanız şöyle toplayın. Hiç problem değil. Şöyle tek tek yazın. Şu şekilde toplarsanız da olur. Şimdi konuyla ilgili size sorular soracağım. Evet. Şimdi sıra sizde. Videonuzu durdurun ve çözmeye çalışın bakalım. Kuralımızı biliyorsunuz. Rakamları topluyorduk. Toplayalım. 3, 7 daha 10. 4 daha 14. 14, 3'ün katı değil. Olmaz. 5, 7 daha 12. 2 ekle. 14, 1 ekle 15. 15, 3 kere 5'tir yani 3'e bölünür. Toplayalım. 2, 3 daha 5, 1 daha 6, 6 daha 12. 12 sayısı 3'ün katıdır, bölünür. Bunu toplayalım. 1, 2, 3. Diğerleri 0 olduğu için problem yok. 3, 3'ün katı mı? Evet. Şimdi burada size başka bir yöntemden bahsedeceğim. Mesela 2, 3, 5, 7, 6, 4, 2, 8, 9, 1. Böyle bir sayı verdi size. Dedi ki bu sayı 3'e tam bölünür mü? Şimdi burada rakamları toplamak çok uzun olduğu için şöyle bir pratik kullanabiliyorsunuz. Önce 3 ve 3'ün katı olanları eliyorsunuz. 3, 6, 9 da eledim. Sonra rakamları toplamı 3, 6, 9 olanları çıkarıyorum. 2 ile 1, 3 yapar. Sonra 5 ile 4, 9 yapar. 2 ile 7, o da 9 yapar. Kaldı mı rakam? Sadece 8 kaldı. Buraya 8 diyorum. 8, 3'ün katı mı? değil. O zaman bölünmez. Şimdi 9'un kuralına geldik. 9'un kuralı yine 3'ün kuralına benziyor. Onun için hemen onun arkasından anlattım. Yine ne yapıyorsun? Rakamları topluyorsun. Rakamları toplayacağız. Bu sefer 9'un katıysa 9'a tam bölünür diyeceğiz. Toplayalım. 1 2 daha 3 3 daha 6 3 daha 9. Kalemi değiştirelim. 9 yazıyorum. 9 rakamları toplamı 9 çıktı. 9, dokuz, 9'un katıdır zaten çünkü kendisi. Toplayalım. 5 7 daha 12. 12'ye 6 ekle 18. Rakamları topladım. 18 9'un katı mı? Evet, 2 katı. 5 3 daha 10, 2 daha 12. 12 sayısı 9'un katı değil. Toplayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 sayısı 9'un katı değildir. Olay böyle. Ne yapıyorsun? Rakamları toplayarak gidiyorsun. Sonra 9'un katı mı, değil mi? Ona bakıyorsun. Ve yine sıra sende. Bu sefer şimdiye kadar öğrendiğimiz dört kuralı test edecek bir sıra sende olacak. Videonu durdur ve dördünü de çöz bakalım. Evet buralara doğru ve yanlış ya da bölünür bölünmez yazacaktık. Bakalım ilkiyle başlayalım. İkinin kuralı son rakam. Son rakam çift olur. Son rakam çift olur. Dördün kuralı son iki. Kırk dördün katıdır. Yirmi dört 4'ün katıdır. Bu da denk geldi. Habire bölünüyorlar. 3'e gelelim. Rakamları toplayacağım. 3 artı 2 5. 5'e 4 ekle 9. Rakam toplamı kaç çıktı? 9 çıktı. 9 3'ün katıdır. Doğru. Toplayalım. 5 2 daha 7. 7'ye 1 ekle 8. 2 ekle 10. 4 ekle 14. Şuraya 14 yazalım. 14 3'ün katı mı? Değil. Bir tane yanlış bulduk. Gelelim 9'un kuralı. Yine rakamları toplayacağım. Bu sefer 9'un katı mı? Rakamları toplamıştık zaten. 9, 9'un katıdır. 14, 9'un katı değildir. Evet tablomuzu bu şekilde doldurmuş olduk. Zaten öğretmenlerimiz de genelde bunlardan soruyorlar. Evet şimdi sizden küçük bir isteğim olacak sevgili gençler. Artık videolarımızdan alıştınız. Buraya kadar izleyenler videolarımızı beğenmiş ve faydalı olduğunu düşündükleri için izliyorlar. Şimdi ne yapıyorlar? Bu videonun daha çok kişiye ulaşması için aşağıdaki beğen butonuna bir kez basıyorlar. Hadi bakalım. Bir sonraki kurallarımız 5 ve 10. Her ikisini beraber verdim sevgili gençler. Çok uzatmamak adına 5'in kuralı ve 10'un kuralı da birbirine benziyor. Bakın 2 ile 4 birbirine benziyordu. 3 ile 9 rakamları topluyorduk. 5 ile 10 da yine birbirine benziyor. 5'in kuralı diyor ki 0 ve 5 olsun son rakamı. 10'un kuralı diyor ki sadece 0 olsun. Bu kadar basit. Örnekler üzerinde göstereyim isterseniz. Bakalım önce 5'e ve 10'a ikisine de bakacağım. Son rakam 0. 5'e bölünür. Son rakam 0, 10'a da bölünür. Ya da şöyle yapalım, kafanız karışmasın. Önce 5'in kuralını, sonra 10 kuralını uygulayalım. Son rakam 5. 5'in kuralı neydi? 0 ve 5 olsun. O zaman 5'e bölünür. Son rakam 6. 0 5 değil. O zaman 5'e bölünmez. Son rakam 2. O zaman 5'e bölünmez. Gelelim. Son rakam 5. 10'a bölünür mü? 10'a bölünmez. Son rakam 0 mı? Değil. 10'a bölünmez. Son rakam 0 mı? 10'a bölünmez. Demek ki 5 ve 0 olursa 5'e bölünüyor, 0 olursa 10'a da bölünüyor. Şimdi birleşik bölünebilmelere geçeceğiz. Evet, dediğim gibi birleşik olanlardan yapacağız. Yani 6, 12, 15 gibi böyle çift parçalı sayılardan bahsedeceğim. Kuralları da o şekilde ayırdım sevgili gençler. Ne yapıyoruz? 6'nın kuralını sorarsa 6 2 kere 3 olduğu için hem 2'nin hem 3'ün kuralını kontrol ediyorsunuz. Her ikisine de bölünürse tamam diyorsunuz. 12'nin kuralı olursa o zaman 3 ve 4'e bakıyorsunuz. Hocam 12'nin içinde 2 ve 6 da var diyebilirsiniz. Şuna dikkat edecek Sayıların ortak böleni olmayacak. Çünkü ben 2 ve 6 yapsaydım 6 2'ye böl 3 oluyordu. Bölünmemesi gerekiyor. 15 3 ve 5 olacak. 3 kere 5 15. 18 6 kere 3 mü? Hayır. 2 kere 9. Çünkü 6 3 yaparsam birbirine bölünür. 20 4 ve 5 olacak. 4 kere 5. 10 kere 2'yi almıyorsunuz. 45 5 kere 9 herhalde anlaşıldı. Tabii biz şu anki konumuzda 6'ya ağırlık vereceğiz. Örneklerimizi de onlardan çözeceğiz şimdi. Biraz aşağı çekeyim eğer görünmüyorsa. Bakalım örneğimize 6 ile bölünüp bölünmediğine bakacağız. Kural neydi? Hem 2'ye bak hem 3'e bak. 2 ve 3 yazıyorum. Bakacağım şimdi. 2'ye bölünüyor mu? 2'nin kuralı. Son rakama bak. Son rakam 4 olduğu için bölünür. Doğru diyelim. 3'e bölünebilme rakamları topla. 3, 2 daha 5. 5 4 daha 9. 9 3'e bölünür mü? Evet. O zaman 3'e de bölünüyor. Ne diyoruz? Her ikisine de bölündüğü için 6'ya da bölünür. Yani tam bölünür. Anladık herhalde. Şimdi bu örneği de aynı yöntemle yapalım. 2 ve 3 yazıyorum. Bu çok parlak bir renk. 2 3 yazıyorum. Bakalım olacaklar mı? 2'nin kuralı son rakama bak. Çift mi? Evet. Doğru. 3'ün kuralı rakamları topla. 4 5 2 daha 7 3 daha 10. Rakamları toplamı 10 çıktı. 10 3'e bölünür mü? Hayır. Yanlış oldu. O zaman biri bölünüyor biri bölünmüyor. Ama altının kuralı neydi? Her ikisi de olacaktı. O zaman bölünmez diyoruz. Şöyle bölünmez diyelim. Y demeyelim. Tam bölünmez diyoruz. Diğerlerini, kurallarını da işte arkadaşlar az önce öğrettiğim 12, 15, 18 gibi sayılar sorarsa öğretmenlerimiz yine bu yöntemle kullanıyorsunuz. Mesela 3 ve 5'e bakıyorsunuz ya da 12 derse 2'ye ve 9'a bakarak çözüyorsunuz. Şimdi sıra sende 6'ya bölünüp bölünmediklerini bulun bakalım. Evet süreniz doldu. Hemen birlikte çözelim. 2'nin kuralı için son basamağa bakıyorum. Çift. Doğru. 3, 2 daha 5. 3'ün kuralı için toplayacağım. 3 2 daha 5 4 ekle 9 2 ekle 11. 11 3'e bölünmüyor. Hayır. O zaman her ikisine de bölünmüyor. Ne diyoruz? Tam bölünmez. Diğerine geçelim. Hemen yazdık. Gelelim buraya yine 2 ve 3 yazıyorum, çiziyorum. 2'ye bölünür mü? Son rakam yanlış, tek olduğu için. Rakamları toplamına bakıyorum. 5 2 daha 7. 7'ye 4 ekle 11. 11'e 1 ekle 12. 12 3'ün katı mı? Evet. Bakın bu sefer 3'e bölünüyor ama 2'ye bölünmüyor. Demek ki bu da yine nedir? Tam bölünmez. Diyoruz. Evet sevgili gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabımızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bu kutucuklardan kaç tanesine D yani kaç tanesinin tam bölündüğünü bulacaksınız. Ayrıca konu istekleriniz olursa yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz kutucuklardan da diğer 6. sınıf kollarımıza ulaşabilirsiniz. Şimdi sloganımızı kapatıyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz.